Efendim, İstanbul'a açılan kapı Aydos. Bu belgesel geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli Kültür Merkezi'nde ilk gösterim gerçekleşti. Biz de bugün hem belgeseli hem de Aydos Kalesi'ni konuşacağız. Yanımda belgeselin yönetmeni Emine Çaykara var. Emine Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Emine Hanım, siz sanat tarihi okudunuz, arkeoloji okudunuz. Pek çok kitabınız var ve belgeseller çekiyorsunuz. Öncelikle ben belgesele olan ilginizden başlamak istiyorum. Ne zaman böyle bir merakınız başladı ya da bu araştırmalar içerisinde bunu görsel bir dokümana dökme fikri nereden çıktı diye sormak isterim. Aslında belki hani en küçük çocukluğuma gidersek ressam olma hayaliyle büyümüş bir çocuktum ben. Sadece tek tutkusu resim yapmak olan. 18 yaşına kadar bu böyle devam etti. Ama araya arkeoloji eğitimimi koydum. Biraz erken başladım. Ve sonra da işte kitaplarım, gazetecilik yaptım, işte biyografiler yazdım. Sinema tabii her zaman en büyük meraklarımdandı, evet, tutkularımdandı. Dolayısıyla böyle bir görsel göz birikmesi olduğunu düşünüyorum. Bir de yaptığım kitaplarda özellikle biyografi kitaplarında işte söyleşi şeklinde bir kısmı bunların. Ben en çok montaj kısmını sevdim. En son aşamada onu kurgu haline kurgulamayı ve hani kahramanımı onun karakterine de uygun en iyi nasıl yansıtacağım üzerine kafa yormayı ve o bölümleme kısmını hep çok sevdim. Bu arada fotoğrafları konuşturduğunuz da bir galiba şey var değil mi? Evet, Emanet Gölge diye bir kitabım var. Evet. Peki biraz Aydos'a gelirken İstanbul'la ilgili bir belgeseliniz daha var öncesinde. Şimdi işte kadarıyla. İstanbullu diye bir kere TRT'ye, TRT 2'de yayınlanan 13 bölümlük 20 dakikalık bir aktüel kent rehberim var. Hı-hı. O da işte benim sunduğum, benim metnini yazdığım, işte mekanları belirleyip işte çekim planı yaptığım aslında ilk yönetmenlik deneyimimdi. Ondan sonra Yeni Kapı diye bir belgesel çektim. İşte ondan önce CNN Türkiye, ben yönetmenlik yapmadım ama işte arkeolojiyle ilgili bir program hazırladım. Ve son olarak böyle da böyle arada da bir kamera hevesi belirdi aslında bir yıllık süreçte. Ondan sonra asıl hani yönetme isteği belirdi. Çünkü kamera kullanmak, işte sonra oturup kendim amatör montajlamak, onu montaj setinde çok hoşuma gitti. O zaman böyle sanıyorum biraz bir şeyler yerine oturdu. Hatta şimdi Final Cut programıyla daha ileri montaj yapmak bile istiyorum. Siz bayağı işi ilerletmişsiniz. Bilemiyorum. Peki ama şimdi biraz daha Aydos'tan bahsedelim ama sohbete devam etmeden önce hem belgeselden biraz görüntülerimiz var, seyircilerimize izletmiş olalım. Hem de üstüne o görüntülerin üstüne daha sağlıklı sohbet ederiz. Ne kadar uzağa giderseniz gidin, İstanbul hep peşinizden gelir. Arkanızda kaldı sanırsınız, bir bakarsınız yine karşınıza çıkar. Bir bağlantıyla, birbirinden güzel bilmediğiniz yeni hikayeleriyle. Bundan yaklaşık 100 yıl önce 1243'te Anadolu Moğolların hakimiyetine girmişken, Moğollar kendileri gibi harp teknolojisini çok iyi bilen, çok iyi at binen, çok iyi ok atan savaşçı Türklerle karşılaşıyor. Kıran kırana savaşların yaşandığı, ticaretle çatışmaların iç içe geçtiği dönemler bunlar. Bir orman yolunda buluyorum kendimi. İstanbul'un içinde görmeye hasret kaldığım çam, gürgen, meşe ağaçlarıyla kaplı bir orman yolu bu. Dünyada sadece İstanbul'un bu noktasında bulunan İstanbul çiğdemi kim bilir nerede? Çıkıyorum. Çok yükseklere, tepelere, herkesin ulaşamayacağı yerlere. Bölgenin en yüksek tepesi burası. Kuş cıvıltılarına Ağustos böceği seslerinin karıştığı, yukarı tırmandıkça rüzgarın uğultusunun bütün sesleri bastırdığı o yemyeşil yolun sonunda karşılaşıyorum onunla. Bir mücevher var karşımda. Yüzlerce yıl ağaçların koruduğu, ormanın üzerine kapandığı çok değerli bir mücevher. Sessizlik içinde pırıl pırıl parlıyor. Bıraksalar nefes almayacak ve hiç durmadan anlatacak. Ürperiyorum. Aydos, bir Bizans kalesi. Rumca adı Aetos. Evet Emine Hanım, aslında Sultanbeyli'de Aydos'da pek de bilmiyoruz orada böyle bir kale olduğunu da. Hatta Osmanlı'nın dokümanlarında da çok fazla karşılaşılmıyor aslında orada böyle bir kale olduğuna dair. Peki
Siz nerede karşılaştınız bu kaleyle, bu kalenin öyküsünü aktarma fikri ne zaman ilk olarak karşınıza çıktı? Şimdi tabii ki bu fikir bana Sultanbeyli Belediyesi tarafından geldi. Bir sempozyum yaptı belediye geçtiğimiz yıl. Fetih'le bağlantılı olarak bir sempozyum düzenledi ve bunun akabinde de bir belgesel çekmek istediklerini söylediler. Belgeselimizin danışmanı ünlü tarihçimiz Profesör Halil İnalcık. Sempozyumda da konuşması vardı. Belgeselin içinde de belgeselin fazlaca. İçinde Mayıs ayında ben çekmeye başladım. Yani bütün tarihi bilgiler hocamızın aktarımıyla bütün belgelerden süzülmüş, hani seçme bilgiler. O yüzden tabii çok şanslıydım. İlk birlikte çalışmamız oldu Halil Bey'le. Hayatını yazmıştım ama böyle bir belgeselde ilk defa beraber çalıştık. Zaten İstanbul'un fethi Aydos'tan başlar diyordu hoca sempozyumda. Ben de buradan yola çıkarak zaten İstanbul, hani hem aşığı olduğum hem tarihini elimden geldiğince öğrendiğim, işte surlarına hayran baktığım, üzgün baktığım bir şehir. Yani tarih ve arkeolojiyi bir araya getirmek, hocanın da bu sözünden yola çıkarak işte çok bilinmeyen Haçlıların işgal dönemi, 57 yıllık İstanbul'un işgal dönemini, işte Aydos'un fethiyle birlikte asıl İstanbul'un fethine giden süreci böyle bir anlatmak istedim. İşte çok bir hikaye aslında kurguladım. Kendim gidiyormuşum gibi dedim. Kaleyi gerçekten gördüğümde nasıl heyecanlandıysam o orada hissetsin istedim insanlar. Böyle yani iki yıldır aslında kazı yapılıyor kalede. Evet, bir restorasyon süreci var. Oradan da kazı var. Kazı, yani var. Kazı başladı. Olarak. Restorasyona sonra geçilecek. İstanbul Arkeoloji Müzeleri ekibi iki yıldır gayet güzel çalışıyor. İşte daha tabii çok %10'u bile ortaya çıkarılmadı. Hı-hı. Ama hani çok güzel bir proje var ve ağaçların üzerine kapandığı ve görünmez ettiği aslında kale ortaya çıkmış oldu. Yani bu arada bu şeyi, çok özür dilerim, bu cümleyi duyduğum zaman ben de çok merak ettim izlemeden önce, ağaçlar nasıl bir kaleyi kapatmış olabilir diye. Belgeseli izledikten sonra anladım, gördünüz ki gerçekten yani ağaçların yeşilliğinin kapatmasından bahsetmiyoruz. Gövdeleriyle kalenin tamamını sarmış olmasından bahsediyoruz ki bu aslında çok ciddi de bir çalışma gerektiriyor herhalde ona. Evet, tabii. Dolayısıyla da onun tekrar gün yüzüne çıkartılması dediğiniz gibi 2 senedir de devam ediyor bildiğim kadarıyla. Tabii daha çok işi var. 20 yıl önce bu arada onu da belirtmemiz gerekiyor. Profesör Halil İnalcık, biliyorsunuz Osmanlı tarihini belgelerde yerinde tespitle arkeolojiyi de katarak yeni bir yöntem geliştirmiş bulunuyor. Kaleye gidip çıkmış zaten ve görmüş. Daha sonra da Sabancı Üniversitesi'nde çocuklara o bölgeyi anlatıp bir daha gitmişler 96'da. İşte belediye ekipleri gidiyor, hani temizliyorlar ara ara falan, ne yapalım diye düşünüyorlar. Bu böyle hani gerçekten Sultanbeyli Belediyesi'nin en eski tarihi eseri aslında, belediye sınırları içindeki ve İstanbul'un da en eski kalelerinden. Yani düşünsenize, o 1305 ile 1330'lara tarihleniyor. Evet, peki Osmanlı belgelerinde ortaya çıkmamasının daha sonra sebebi nedir ya da niçin pek çok belgede aslında bu kale gözükmüyor? Bu kalenin gözükmeme durumu belgeselden sonra bir sonuca varılabildi mi, yoksa belli bir nedeni şimdi de yok mu? Fetih'ten 200 yıl sonra yer almamaya başlıyor kale Osmanlı haritalarında. Ama belki hani belgelerde daha da ayrıntılı bir çalışma yapılır. Hani bazı yerlerde de yer aldığı görülür. Hani çok iddialı konuşmak da doğru değil ama hani en yer verilen haritalarda kaleyi görmüyoruz. Belki İşte biraz uzak kaldı. Hani Sultanbeyliği zaten biliyorsunuz sonra Osmanlı döneminde daha farklı hikayesi var. Kale bir Bizans kalesi. Evet. Ve o Bizans kalesinde çok değişik bir hikaye de var. Ondan da biraz bahsetmek lazım. Yine Bizans kalesinde yaşayan bir prensesle bizim bir derebeyinin bir aşkı söz konusu. Derebeyi değil. Değil Gazi. Abdurrahman Gazi. Gazi'nin bir derebeyi Batı literatürünün. Tamam, özür dilerim. Biz de gazi oluyorlar. Tamam. Onların bir aşkı söz konusu. Hatta
Okuduğum kadarıyla, yani anladığım kadarıyla da kaleye de yine prensesin gönderdiği, aşağı attığı halatla çıkılıp ondan sonra kapısı arka taraftan, kale hı hı. içten fethediliyor aslında. Öyle bir hikaye var. Hı hı. O da çok enteresan, onu da dinlemek isterim biliyorsunuz tabii. Şimdi şöyle, yine ben Profesör İnalcık'tan öğrendiğimi hı hı. aktarıyorum. İznik'in fethinde de bir paleolog prensesi duruyor kalede. Hı hı. İzmit'in 1337'de, bunlar çok kilit fetihler. Hı hı. Önce Aydos fethediliyor, önce Kandıra'ya geliyorlar. İşte Samandıra'yı alıyorlar, Aydos'un çok yakınında. Sonra Samandıra'yı alıyor, Aydos'u alıyorlar. Ve 1329 Pelekanon Savaşı var ki hani bizim kaynaklarımızda yer almıyor, Batı kaynaklarında var. Bu savaşta bütün Asya yakası Osmanlıların eline geçiyor. Şimdi Aydos'un şöyle bir önemi var, gerçekten çok stratejik bir noktada, tepede, denizden 328 metre yükseklikte ve 200 metrelik bir vadiyi görüyor. Gördüğü yerlerden, bugünkü tabii şehir değiştiği için algılamak biraz zor olsa da, meşhur ordu yolunu, meşhur işte sefer yolunu, işte bütün Surre alaylarının geçtiği yolu, yani ana yolu tepeden böyle kartal yuvası, kartal demek zaten Aetos, kartal yuvası gibi tepeden izliyor. Dolayısıyla müdahale etme gücü var. Stratejik Osmanlılar burayı alınca tabii burada bir süre duruyorlar. Sonra İzmit'in fethi için gidiyor Aydoslu gaziler bilindiği kadarıyla. Hı hı. Dolayısıyla böyle daha önce de aslında bir prenseslerin teslim ettiği kaleler var. Hı hı. Kaynaklar bunu söylüyor. Hatta işte Yarhisar Tekfur'un kızıyla evleniyor Orhan Gazi, Nilüfer Hatun oluyor hı hı. ismi sonra. Şöyleymiş, yanlış aktarmıyorumdur umarım, ama bu kalelere imparatorlar işte prensesleri bir tür hava değişimi gibi yolluyorlarmış, yani bir saraya gönderiyor gibi, hani yüksek bir yerde böyle güzel işte temiz hava alıyor. Hı hı. O yüzden prensesler duruyormuş. Tabii ki ayrıca Tekfur duruyor, yöneticisi kalenin. Böyle bir hikayesi var bunun. Bugüne kadar hep hikaye olarak olduğu düşünülüyordu hani. Ama genelde galiba zaten bu gibi hikayelerin altına, hepsinde olmasa da, iyi araştırıldıktan sonra çoğunun da gerçeklik payı da çıkıyor. Evet, yani çıkabiliyor da çıkmıyor, biliyor da biliyor. Hı-hı. Peki biraz belgeselin şimdiki yolculuğundan da bahsedelim. 26 Ocak'ta ilk gösterimi yapıldı gene. Evet. Sultanbeyli Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Önümüzdeki süreçte gösterilecek mi? Nerelerde gösterilecek? Belki TRT'de ya da televizyonlarda görme şansımız olacak mı? Evet, bir takım görüşmeler var. Televizyonlara sunuluyor. Bazı yarışmalara sokmak istiyoruz. İngilizcesi çevriliyor şimdi. Sultanbeyli Belediyesi gerçekten hani bana bu işi önerirken tamamen serbest bıraktı. Güzel. Hiçbir şeye karışılmadı. Çok profesyonel bir ortamda ellerinden gelen bütün yardımı yaptılar. Görsel, çünkü daha önce çekilmiş fotoğraflar kullanıldı. İşte amatör görüntüler kullanıldı. Böyle güzel bir süreçti. İşte önümüzdeki dönemde de şehrin bazı yerlerinde de gösterim planları olduğunu düşünüyorum, söylemişlerdi. Ne güzel. Peki sizin bundan sonra bir, şu anda hazırlığına başladığınız bir çalışmanız var mı? Yeni bir belgesel ya da bir kitap, sizden beklediğimiz yeni bir şey? Ben şu anda bir Anadolu'da Kadın kitabının editörlüğünü yapıyorum. Hı-hı. Prehistorik dönemden Bizans dönemine kadar uzanacak Profesör Muhibe Dargan'ın kitabını editörlüğü bu ve tabii belgesel projelerim var ama ismi